Çuğun köyü sakinleri Karabayır Tütünlük mevkiinde bulunan 5000 dönümlük mera arazisinin yaklaşık 1500 dönümünün ellerinden alınmalarına tepkili. Geçim kaynağına hayvancılık ve tarım ile sağlayan köylüler 4000 küçükbaş, 2000 büyükbaş hayvanını ellerinden alınan Karabayır Tütünlük arazisinde otlatarak besliyordu. Ancak iddialara göre bu arazinin bir şahıs tarafından alınarak ceviz alanı olarak değerlendirileceği söyleniyor. Köy muhtarı Recep Aydoğmuş ve köylüler bu durumda hayvanlarını otlatacak yerlerinin kalmadığını dile getirdiler ve sözlerine şöyle devam ettiler. Çuğun köyü muhtarı olarak ben Recep Aydoğmuş. Köyümüzde 5000 dönüm bir taşta ait arazimiz var. Bu taşta ait arazimizde köyümüzün hayvanları otlak yiye olarak oraya çıkmaktadır. Başka bizim hiçbir otlak yiyemiz yoktur. Köyümüzde aşağı yukarı 500-600 tane büyükbaş hayvanımız var oraya çıkan. 600'e yakında küçükbaş hayvanımız var. O 600 hayvanımız orada yayılıyor. Şu anda orayı cevizlik kapsamını almak istiyorlar. Bizim de oradan başka hiçbir meramız yok. Bütün bu köylü komşularımız şikayetçi. Oranın cevizliğe gitmemesi için mera dilekçesi verdik 2 yıl önce. Meraya çevrilmedi. Biz oranın meraya çevrilmesini istiyoruz. Komşularımızdan da sorabilirsiniz. Cevizlik isteyen varsa biz cevizlik olarak istiyoruz desinler. Bütün komşular mera olmasını istiyor. Bizim sayın valimizden sadece talebimiz bu. Oranın meraya çevrilmesi. Doğuya hayvancılık için teşvik veriyorlar. Bizim buraya gelince de elimizde araziyi alıyorlar. O ne olacak? Ya doğuya geldiğimi teşvik veriyor hayvancılık için. Bizim burada da hayvanların yayılımda yeri istimlak ediyorlar. Sonra köyde ceviz yapacak adam köylümüz değil, Kırşehir'i değil, bu çevrenin adamı bile değil. Yabancı bir adammış, kim olduğunu da bildiğimiz yok. İstanbul'da burada köyden birisi şu orada 5 dönüm arazi istese de ben ceviz dikeceğim dese ona vermezler. Bu adam buraya geliyor, buradan 4500 dönüm yer kiralıyor. Burada muhtarımızın haberi yok, ağzalarımızın haberi yok. Peki buna nasıl böyle bir yetkisi var da buraya geliyor da koca dağı zapt ediyor bizi böyle, bu halkı yağmurda buraya dikiyor. Ne hakkı var bu adamın yani? Benim anlamadığım nokta. Şimdi o zaman ben de geleyim şuraya bir çizik yer dikeyim. Olur mu bu? Yani bu mantığa sığar mı? Köylü hayvancılıkla uğraşıyor. Vatandaş hepsi buraya bunun için toplandı. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Bu vatandaş ne yapsın? Bu köyü terk mi etsin hayvancılıkla kalktıktan sonra ne yapalım? Bizim tek gelirimiz hayvancılık. Bu da olmazsa biz bittik. Reşberliğine geçiremiyor. Yani reşberlik de öldü. Yok yağış da yok. Yağış da yok, su da yok. Barajımızda bu yıl su da yok. Gelip görebilirler. Vali Bey'e de ileteceğiz. Şimdi Vali Bey'e de varacağız. Gerekeni konuşacağız. Neyse bu. Daha da olmazsa başbakanımıza kadar çıkmayı düşünüyoruz. Kurbanım şimdi biz burada dağda dağımız olmanca da var yayamak, hayvancılık yapamak, besicilik yapamak, köylü ölür, hayatımız kayar, bu olmanca hiçbir yaşantımız olmaz. Mecbur biz dağı kimseye vermek veremek de şahıs atsın, şirket atsın, devlet atsın, bizim doğumuz ölümümüz dağdır. Dağ olmanca biz bunu yapamak. Köylü olarak bizim elimizden dağa giderse biz acık. Yollara düşecek, dilenecek. Para verirseniz dilenik, veremezseniz o daha kötüyük. Bizim hayvancılığımız ölür, davarcılığımız ölür, reşberliğimiz ölür, çiftçiliğimiz ölür, köylülüğümüz ölür. Bak şu vaziyette davar gidiyor, ekmeğimizi bundan kazanıyoruz biz. Bu olmasa biz bittik. Davar da bitti, köylü de bitti. Hepimiz Ziraat Bankası'na borçluyuz, kredili çalışıyoruz. Bu da olmadı mıydı? Yatağımız yorganı elimizden alsınlar. Bir şeyimiz kalmıyor.